Ülke kan gölüne dönmüş. Son bir hafta içinde 44'ü İstanbul Dolmabahçe'de, 14 evladımız Kayseri'de şehit olmuş. İlk defa, uzun yıllardır ilk defa bir diplomatik misyon başkanı ülkemizde hem de bir polis tarafından suikasta uğramış. Tatil neyimize? Ama neyi görüşeceğiz? Yani gerçekten ne için mesai yapmamız isteniyor? 800'ün üzerinde şehidimiz var ve bu meclis bu kadar yaşamsal, bu kadar içimizi acıtan, bu kadar hepimizi gerçekten gözyaşına boğan bu kadar önemli olayı görüşmüyor. Yok efendim, serbest bölgeler yasa tasarısını görüşelim. Serbest bölge önemsiz diye söylemiyorum. Tabii ki önemli. Ama herhalde kaybettiğimiz çocuklarımızdan, paramparça olan polislerimizden hangi kol, hangi gövdeye aittir ancak DNA testiyle saptayabildiğimiz o şehitlerimizden herhalde daha önemli olmamak gerekir. Oysa bu meclis, hani sık sık hamaset olsun diye söylüyoruz ya, Gazi Meclis. Neymiş efendim? 15 Temmuz gecesi ikinci defa gazi olmuş bu meclis. Olmuş hakikaten. Ama gerçek gazilerin, şehitlerin sorununu görüşmüyor. Az önce önergeler verildi. Meclis araştırma önergeleri, HDP grup önerisi, Kayseri'de yaşanan bombalı saldırı, red. CHP grup önerisi, dış politika ve terör olayları, red. E şimdi bu grup önerisi kabul. Neyi yapacağız? Saat 15 ile 25-24 arası efendim salı günleri hay hay çalışalım. Şimdi öyle bir ülkede yaşıyoruz ki hepimiz yani AKP'li, MHP'li, HDP'li, CHP'li, dışarıdaki partiler hepimiz bu ülkenin insanlarıyız ya. Neyi paylaşamadığımız konusunda ben 1,5 yıllık vekilliğim süresince anlayamadım gerçekten. Bakın bu millet 550 vekil gönderiyor buraya. Ve bizim konuştuğumuz konular ülkenin gerçek sorunuyla ilgili değil. Ülkemiz kanıyor. Bu ülke kanıyor arkadaşlar. 33 bombalı saldırıda binin üzerinde yurttaşını kaybetmiş bir ülkenin meclisi nasıl olur da bu terörün nedenlerini ve çözüm önerilerini konuşmak için sabahlara kadar mesai yapmaz? Bunu anlamak mümkün değil. Ve her akşam televizyon ekranının karşısında size samimi söylüyorum, o televizyona kaldırıp bir şeyleri fırlatmamak için kendimi zor tutuyorum. Televizyonlara çıkarılan bir takım kadrolu akademisyenler ve kadrolu gazeteciler neredeyse her gün Cumhuriyet Halk Partisi'ni de şeytanlaştırmak için, ötekileştirmek için elinden geleni yapan bir takım adamlar durmadan konuşuyorlar. Durmadan konuşuyorlar. Bakın sevgili arkadaşlar, belki seversiniz diye Malcolm X'in bir lafını söyleyeyim. Eğer dikkat etmezseniz diyor, medya mazlumlardan nefret etmenize ama zalimleri sevmenize neden olabilir. İnanın neden olabilir. Yani yalanla bir yere varmak mümkün değildir. Bir laf daha söyleyeyim size, bu da Victor Hugo'dan. Diyor ki, yalan zeka işidir. Dürüstlük içinse cesaret yeter. Eğer zekanız yetmiyorsa yalan söylemeye, cesaretinizi kullanıp bari dürüst olmayı deneyin. Bu daha ucuzdur.